Halep'in doğusunda Esed güçlerinin muhaliflere yönelik kanlı saldırıları tüm hızıyla sürüyor. 30 kilometre karelik alanda sıkışan yaklaşık 250 bin kişi çok zor durumda. Muhalifler Rusya, terör örgütü PYD ve İran bağlantılı Şii milislerin destek verdiği Esed güçlerine karşı koyabilmek için yeni bir askeri yapılanmaya gitti. Muhalif gruplar Halep ordusu adı altında yeni bir yapıda birleşti. Altında savaştıkları farklı isim ve bayrakları bıraktılar. Bundan böyle tek komuta altında mücadele edecekler. Hamlenin kritik bir önemi daha var. Rusya Halep'in doğusunda Şam'ın Fethi cephesine karşı mücadele ettiğini söylüyor ve bu grubu terör örgütü sayıyor. Bundan böyle Rusya'nın karşısında Şam'ın Fethi diye bir grup olmayacak. Bu da Moskova'nın saldırılardaki tezini geçersiz kılacak. Kuşatma altındaki siviller gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyor. Hastaneler ve sağlık merkezleri çalışmıyor. Kaçmaya çalışanlar sık sık top ateşinde can veriyor. 15 Kasım'dan bu yana ölen sivil sayısı 800'e yaklaştı. Hayatta kalanlar 5 gündür ekmek bulamıyor. Yüz binlerce kişi için sadece 3 fırın var bölgede. Doğal olarak bu da ihtiyacı karşılamıyor. Birleşmiş Milletler'in insani yardım konvoyları ise 7 Temmuz'dan beri bölgeye giremiyor. Az miktardaki yardım Türkiye'den ulaştırılıyor. Bölgede sıkışıp kalanların yaklaşık 100 bini çocuk. Bütün çocuklarımıza şık günlerde, burada bütün insanlar, Müslüman arkadaşlarımız ve Türkmen mahallesinde dağılan sütler için Allah onlara çok çok razı olsun. Çünkü bu sütler çok ihtiyaçları vardı. Birleşmiş Milletler yetkilileri uyarıyor. Acil önlem alınmazsa Halep'te 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük katliam yaşanabilir. Esed'in saldırılarından Halep'teki Türkmenler de büyük zarar gördü. Bütün buralar sivil. Neden burayı vuruyor? Türkmen bölgesi neden yani en fazla vuruyor? Buradaki Türkmenler bütün ölüyor. Bak şu vuruşa, bak şu ölüme. Bu ne? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla acil toplantı yaptı. Ama toplantı yine sonuçsuz kaldı. Her zamanki gibi söz düellosundan öteye gitmedi. Çünkü Esed'in ardındaki Rusya'nın veto hakkı nedeniyle karar alınamıyor.